Bir polis memurunun HDP eski milletvekili ve İstanbul eş başkanı Ferhat Endri'ye tokat atması ve tokat atmasının üzerine bunu protesto etmek için dün Kadıköy'e giden HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ablukaya alınması, birinin ilçe binasına sokulması, diğerinin ilçe binasından çıkarılmaması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında gündemindeydi. Olağanüstü hal ilan edilmişçesine alınan bu önlemlere CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki oldukça sert geldi. Bir gün önce tweet atarak tepkisini zaten dile getirmişti Kılıçdaroğlu. Meclis grup toplantısında da konuyu bir kez daha gündeme aldı. Mesajı da dayanışmaydı. Sen de mi ya? Tamam gel sen. Bak küfür et lan. Allah. Bir açıklamaya dahi tahammülü olmayan iktidarın, AKP hükümetinin ve ondan emir alan kolluğun saldırısıyla ve ablukasıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Yani zaten bu tablo her şeyi açıklıyor. Korkunun tablosudur bu. İktidar korkuyor. Demokrasi mücadelesinden büyük korkuları var. Bir partinin genel başkanı İstanbul'da, Kadıköy'de kendi ilçe binasına giremiyor. Niçin? Talimat verilmiş. Buraya sokmayacaksınız diye. Bir polis memuru tarafından HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye atılan tokada tepkiler devam ediyor. Encü'ye yapılan sert müdahalenin ardından HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın İstanbul Kadıköy'e yaptığı toplanma çağrısının da engellenmesine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir tepki daha geldi. 6 milyon oy alan bir siyasi partinin genel başkanı kendi ilçesine giremiyor. Polis arkadaşları asla suçlamıyorum. Çünkü onlara talimat veren bu işin sorumlusu. HDP heyetinin ilçe binalarına girişine dönük engellemeye ilk olarak sosyal medya paylaşımıyla tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuyu partisinin meclis grup toplantısında da bir kez daha gündemine aldığı dayanışma mesajı verdi. Talimat verenin kim olduğunu, gücünü saraydan aldığını da çok iyi biliyorum. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar ve bunu yapıyorlar ve bizler de beraber mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Bunun talimatının biz sağ iktidardan geldiğini biliyoruz. Mesele burada kaymakamlık kararıyla denilse de kaymakamın iradesinde olmadığını biliyoruz. İstanbul Valiliği hasta ve infazı yakılan mahkumların aileleri tarafından pazar günü gerçekleştirilmek istenen eyleme ilişkin açıklama yaptı. Valilik 87 kişinin gözaltına alındığını, bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu. Bir gün sonra Kadıköy ilçe binası önünde bir araya gelmek isteyenler de yoğun engelleme ile karşı karşıya kalmış 70'i aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Biraz daha uzaklaşalım. Biraz daha giderseniz. Öte yandan HDP'lilere müdahalenin tek adresi Kadıköy değildi. Kocaeli'de de Ferhat Encü'ye atılan tokadı protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. 7 HDP'li gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP'liler daha sonra serbest bırakıldı. Bu tabii şunu da gösteriyor. Önümüzdeki sürecin çok huzur içinde geçmeyeceğini, bu seçim sürecine bu ülkenin bu polis terörüyle beraber gireceğini de gösteriyor. Taşkınlığa kapılmadan sağduyuyla hareket ederek sandığı bekleyeceğiz. HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın da gündeminde dayanışma vardı. HDP eş genel başkanı bugün grup toplantısında hem Ferhat Encü'ye atılan tokatı hem kendisinin ve Pervin Buldan'ın abluka altına alınmasını, Kadıköy'de ilçe binasına girememelerini veya girenin çıkamamasını değerlendirdi ve dayanışma mesajı verdi. Neler söyledi HDP eş genel başkanı Mithat Sancar? İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. Bunun yolu İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktır. İhlaller, kıyımlar, katliamlar açığa çıkarılmadan, gerçek bir yüzleşme olmadan ortak bir yaşamı barış ve demokrasi üzerine kurmanın mümkün olmadığını bir daha hatırlatalım. Ortak mücadele çağrısıyla sözlerine başlayan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Maraş katliamı ve hayata dönüş operasyonunda yaşamını yitirenleri andı. Bu katliamlarla yüzleşmeden hesaplaşma,
adaleti tesis etme, demokratik bir ülkeye ulaşma mümkün olmayacaktır. Sancar, pazar günü Kadıköy'de polis ablukası altına alındıklarını hatırlattı. Bu abluka, bu düzenin bizatihi sembolüdür. Topluma abluka, siyasete abluka, adalete abluka, hakikate abluka. İstanbul'un önemine vurgu yapan Sancar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak cezasına da tepki gösterdi. İstanbul'u bu yeni rejimin inşasında bir üs haline getirmek istiyorlar. İstanbul'u faşizmin üssü yaptırmayacağız. İktidarın şiddetten beslendiğine vurgu yapan Sancar, HDP ve bileşenlerinin demokraside ısrar edeceğini belirtti. Bizlerin kararlılığından korkuyor. Demokratik siyasette ısrarımızın yarattığı büyük güçten korkuyor. Bu rejim inşasını durduracak olma irademizden korkuyor. Geleceği demokrasi, adalet ve barış üzerine kurma kararlılığımızdan, ısrarımızdan korkuyor. Hiranur Vakfı yöneticilerinin elleriyle işlenen çocuk istismarını hatırlatan Sancar, iktidarın eliyle topluma kötülüğün empoze edildiğini savundu. Yargısıyla, medyasıyla, bakanlıklarıyla, bürokratlarıyla, tarikat, siyaset ve ticaret üçgeninde yarattıkları girdaplarla bu kötülükleri besliyorlar, büyütüyorlar. Bunlardan menfaat elde ediyorlar. Sancar, AKP ve MHP rejimine karşı ortak demokratik gücü büyütmek gerektiği çağrısında bulundu. İstanbul'dan Roboski'ye dalga dalga ortak mücadele ve dayanışma hattını oluşturmaktan geçiyor. İstanbul ve Roboski buluşacak ve bu rejimi de, bu iktidarı da durduracak, bu iktidarı da gönderecek değerli kardeşlerim.